Herkese merhabalar. Ben Elsevier Türkiye ekibinden Dila. Bugün sizlerle Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz Science Direct semineri kapsamında birlikteyiz. Seminerimize hoş geldiniz. Bu webinar kapsamında chat kısmı kapalıdır. Aşağıdaki question and answer Q&A yerinden sorularınız olduğu takdirde buradan benimle paylaşabilirsiniz. Bunun dışında seminerin sonlandığı noktada yine sizlerden soruları alacağım. İlk olarak Elsevier'le başlamak istiyorum. Elsevier, akademik alanda çokça kullanılan Mendeley, Science Direct ve Scopus gibi çözümleriyle tanınmaktadır. Ancak 400 yılın üzerinde bir geçmişe sahiptir. Pasteur, Einstein gibi bilim insanlarının yayınlarını yayınlamıştır. Bugün ise bilimsel çalışmaların teknolojiyle birleştirilmesi ve akademik alanda kullanıcıya sunulması amaçlanmaktadır. Science Direct de Elsevier'in bu çözümlerinden birisidir. Science Direct kapsamında 16 milyondan fazla makale, 3000'e yakın dergi, 39 bin kitap bu veri tabanının içinde sizlere sunulmaktadır. İlk olarak Science Direct'te erişimi nasıl sağlıyoruz? Bununla başlamak istiyorum. Science Direct'te erişimi webden sciencedirect.com üzerinden, şurada gösterdiğim şekilde, tabletten veya mobilden erişebiliyorsunuz. Şunu da belirtmek istiyorum. Şu anda fiziksel olarak üniversitelerde bulunulamıyor ve üniversitelerin kütüphanesinden de yararlanmak kısıtlı oluyor. Bunun için Science Direct gibi bir platforma uzaktan erişim sizin yine kurumunuz aracılığıyla, üniversiteniz aracılığıyla mümkün. Şöyle ki bu sayfanın en alt kısmında yer alan Remote Access seçeneğinde buradan gösteriyorum. Kurumsal mailinizi yani edu.tr'li mailinizi ya da kurumunuzun ismini yazarak buradaki boşluğa buradan devam ederseniz Science Direct'te kurumunuz üzerinden erişmiş oluyorsunuz. Bu bağlamda da kurumunuz üzerinden eriştiğinizde daha fazla kaynağa erişme şansına da sahip oluyorsunuz. Hem de Science Direct'in size sunduğu bazı avantajlar var. Bir kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamak adına, örneğin bir dergiye alarm kurmak ya da bir aramaya alarm kurmak gibi bunları birazdan göstereceğim. Bu kişiselleştirilmiş deneyimleri yaşamak için de yine bu noktada kurumsal mailiniz üzerinden bağlanmanız önemli. Ana sayfaya geri dönüyorum şimdi. Yukarı çıkıyorum. Yine bu sağ kısımda eğer herhangi bir Elsevier çözümüne yani Science Direct, Mendeley ya da Scopus'a kayıtlı değilseniz bu kısımda ben şu an girili olduğum için benim hesabım gözüküyor. Normalde Register ve Sign In sekmeleri olacak. Normal hesap açmak gibi Science Direct'te buradan kayıt olabilirsiniz ve daha sonra giriş yaparak Science Direct'te erişebilirsiniz. Bu az önce bahsettiğim kişiselleştirilmiş deneyim noktasında bu hesap kısmında yer alan şuradaki My Recommendations'dan bahsetmek istiyorum ve tıklıyorum. Bu kısım sizin kişisel hesabınızın olduğu kısım. Bu Recommendations kısmında Science Direct üzerinde bir araştırma yaptığınız noktada Science Direct size yaptığınız araştırmayla ilgili bu aşağıda görmüş olduğunuz liste gibi bazı önerilerde bulunmaktadır. Bu sağ tarafta history'yi görüyorsunuz. Bu önceki yapmış olduğunuz kaynakların listesini size burada döker. Ve alarmlar kısmı var. Bu kısımda da az önce söylemiş olduğum gibi bir kaynağa alarm kurabilirsiniz. Yani bu ne demek? Sürekli takip ettiğiniz bir dergi varsa, bu dergiye yeni bir makale, yeni bir yayın yüklendiğinde, her seferinde girip acaba yeni bir yayın yüklenmiş mi, bakayım mı demek yerine,
Science Direct'in direkt olarak size yeni bir yayın yüklendi. Buna girip bakabilirsiniz şeklinde bir mail atmasına izin vermiş oluyorsunuz. Alarm kurmak bu şekilde size hem zaman kazandırıyor hem de takibinizi kolaylaştırıyor kaynaklarla ilgili. Recommendations kısmına geri dönüyorum. Hemen şu altta da şurada bir ayarlar seçeneği görüyoruz. Buna tıkladığınızda yine burada Science Direct'in size mail atmasıyla ilgili bir izin verme söz konusu. Bunu off'tan ona getirdiğiniz takdirde yaptığınız araştırmalar esnasında incelediğiniz yayınlar dışında eğer gözünüzden kaçmış başka yayınlar varsa Science Direct size bunlarla ilgili çeşitli zaman aralıklarında bir mail gönderiyor ve bu konuda araştırma yapılmıştı. Bununla ilgili işte bu kaynaklar yeni ya da bu kaynaklara göz atılmadı şeklinde size çeşitli öneriler gönderiyor. Bir öneri maili gönderiyor. Onu da buradan açıp araştırma konunuzla ilgili belirli aralıklarla mail almanız mümkün olacaktır. Yine bu hesap kısmında gördüğünüz gibi bu önerilerim kısmı var, geçmiş kısmı var. Direkt olarak alarmları buradan da yönetebilirsiniz. Manage Alert kısmından. Hesap yönetimi Science Direct'te bu şekilde. Şimdi ana sayfaya dönüyorum. Science Direct'in ana sayfası bu şekilde. Üst kısımda klasik bir arama motoru bulunmakta. Arama sekmesi bulunmakta. Aşağıya indiğimizde Science Direct'in bilim dünyasını dörde ayırdığını görüyoruz. Burada fizik bilimleri ve mühendislik, altında yaşam bilimleri, altında sağlık bilimleri ve onun altında da sosyal ve beşeri bilimleri görmekteyiz. Bu her bir bilim grubu bu sol tarafta kendi alt alanlarına ayrılmış durumda ve sağda da bu bilim grubuyla ilgili popüler makaleler ve son çıkan yayınlar yer almakta. Yani hangi alanda çalışıyorsanız bu alanda son olarak neler yayınlanmış, neler basılmış bunları görmeniz için bu ana sayfa bir özet niteliğinde. Bu şekilde. Science Direct üzerinde iki türlü literatür taraması yapmak mümkün. Bir tanesi kaynaklar üzerinden, bir tanesi de anahtar kelime üzerinden. Şimdi ben ilk olarak size kaynaklar üzerinden tarama nasıl yapılabilir bunu göstermek istiyorum. Onunla da burada Journals and Books diye bir sekmemiz var yukarıda. Buna tıklayarak göstermek istiyorum. Journals and Books sekmesine tıkladığımızda karşımıza bütün Science Direct'te yayınlanan dergiler ve kitaplar çıkıyor. Gördüğünüz gibi 4400 küsur dergi ve 31 bin üzerinde bir kitap dökümü söz konusu. Yüklenmesini bekliyorum. Şu sol tarafa da gelecek. Buradan eğer bir derginin veya bir kitabın tam adını biliyorsanız buradan onun aramasını yapabilirsiniz. Sol tarafa geldiğimizde bu kaynakları nasıl aza indirebilirim, kendi alanımı nasıl bulabilirim noktasında. Bu sol tarafta alan seçme var, domain ve subdomain var. Buradan bir alan seçebilirsiniz. Örneğin bir tane şuradan bilgisayar bilimlerini seçelim. Ben alan seçtikçe yayın sayısı da ona göre filtreleniyor. Bir tane de alt alan seçelim mesela. Şöyle bilgi sistemleri gibi. Bu alandaki, bu alt alandaki Information Systems isimli alt alandaki kaynak sayısı gördüğünüz gibi 239'a indi. Bunu hala sol taraftaki filtreleri kullanarak sınırlandırabilirsiniz. Örneğin sadece dergileri görmek istiyorum veya sadece kitapları görmek veya sadece ders kitaplarını görmek istiyorum derseniz buradan
sınırlandırmaya devam edebilirsiniz. Ya da açık erişimli ya da işte aboneli yayınları görmek istiyorum dediğiniz noktada buradan filtrelerinizi seçerek kaynakları, kitapları ve dergileri daha da daraltabilirsiniz. İlk olarak örneğin bir kitap incelemesi yapmak istiyorum sizinle birlikte ve şu kitabı mesela açıyorum. Bu kitabı açtığımda karşıma kitapla ilgili bilgiler çıkıyor. Başlık, yazarların adı, şu kısımda kitabın tanıtımı, şöyle en altta description ve satır başları, bu kitapla ilgili satır başları ve en alt kısımda da bu kitapla ilgili künye bilgileri yer almakta. Orta kısımda ise daha çok bizim ilgimizi çekecek olan kısım, yani kitabın içindekiler kısmı, içerik kısmı yer almakta. Bu kısımda neler yapabilirsiniz? Bu kısımda kitabın chapter'larını isterseniz tek tek indirebilirsiniz. Buradan download PDF seçeneğini tıklayarak veya kitabın tamamını da indirebilirsiniz. Buradan tek tek chapter'ları inceleyebilirsiniz. Ve bir chapter'ın içine girmeden hemen bu sayfada View Abstract'e tıklayarak bu chapter'ın ya da bu bölümlerin tek tek özlerini görebilirsiniz, özetlerini görebilirsiniz. Bu şekilde bu da bayağı büyük, çok fazla chapter olan bir kitapmış. Bu şekilde gördüğünüz üzere hepsi sıralı. Bir de bir bölümün içine girmek istiyorum. Bir de size bu incelemeyi yapmak istiyorum. Bölümün içine girdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Yine burada bölümün ismi, yazarı, aşağıda abstract dediğimiz bölümün özü, anahtar kelimeler. Sağ tarafta bu bölümle ilgili çıkma şimdi çıktı. Sağ tarafta bu bölümün konusuyla ilgili yine sizin ilgilenebileceğinizi düşündüğü Science Direct'in önerdiği makaleler. Bu bölümle ilgili herhangi birisi bu bölüme atıf vermemiş kitabın bu bölümü ama verilseydi burada o da yazacaktı. Yani şu yazar şu eserinde kitabın bu bölümüne atıf vermiş şeklinde burada onun da bilgisi yer alacaktı. Sol tarafta da yine bu bölümün içindekiler kısmı yani ana başlıkları yer almakta. Hemen yanında hani kitabın içinde de kaybolmamızı engelleyecek şekilde kitabın içindekiler kısmı yer almakta. Dolayısıyla buradan yine tıklayarak devam edebilirsiniz kitabın içindekileri araştırmaya. Sol tarafta da kitapta kullanılan figürler ve tabloların bir listesi var. Buradan ihtiyacımız olan figürü ya da tabloyu da bu şekilde üzerlerine tıklayarak çekebilirsiniz. Son olarak burada söylemek istediğim bu kitap bölümünün altında yer alan Add to Mendeley ve site linkleri. Buradan Add to Mendeley'e tıklayarak Elsevier'in bir diğer çözümü olan Mendeley'e direkt olarak giriş yapabilirsiniz. Şu an ben de sanırım evet bir bağlantı hatası yüzünden Mendeley'i açamadım bu noktada. Halbuki daha az önce kullanmıştım. Burada normalde Mendeley kütüphanesi çıkacak ve ona bu makaleyi ekle diyerek tek tıkla okuduğunuz kitabın bölümünü veya derginin makalesini Mendeley kütüphanenize aktarabilirsiniz. Veya burada bir atıf linki var. Burada JIS formatında, BibTeX formatında ya da text formatında bu bölümün atıfını export edebilirsiniz. Ayrıca burada da bu bölümün, kitap bölümünün yazarı var. Buna da tıkladığınızda sağ tarafta yazarla ilgili bilgiler karşınıza gelecektir. Bu yazarın bulunduğu kurum, mail adresi, telefonu vesaire.
Şu an hızlıca yüklenmedi. Ama tekrar zaten makale örneği yaptığımda orada da gösteririm. Yazarla ilgili bilgiler çıkacaktır burada. Bu yazarla da eğer sormak istediğiniz, ona sormak istediğiniz bir soru olursa ya da onunla bir çalıştığınız konuyla ilgili işbirliğine girmek isterseniz buradaki bilgiler üzerinden de ona ulaşmanız mümkün olacaktır. Kitap bölümüyle ilgili göstereceğim örnek bu şekilde. Şimdi geri geliyorum. Bu kitabı da kapatayım. Bir de makale, dergi incelemesi yapmak istiyorum. Şuradan dergileri filtreleyeyim. Bir de bu dergiyi açalım. Ve bu dergiyle ilgili nasıl bir inceleme yapabiliriz onu görelim. Bu da yine seçtiğimiz alt alanla ilgili. Şurada bilgisayar bilimlerini seçmiştik. Sonra Information Systems'ı seçmiştik. Ve 49 dergi varmış bu alanla ilgili Science Direct'te kayıtlı. Ben de o dergilerden birini açtım. O derginin ana sayfası. Hemen şurada sol kısımda bir sekme var. Articles and Issues diye. Bu kısma tıkladığınızda son sayıyı ya da tüm sayıları görme imkanına sahipsiniz. Bunların üzerine tıklayarak o sayfalara yönlenebilirsiniz. En altta ise bir dergi alarmı kurma sekmesi var. Bu da az önce dediğim gibi eğer siz bu dergiyi düzenli olarak takip etmek istiyorsanız ve bu dergide yayınlanan her yayından anında haberdar olmak istiyorsanız o zaman buraya tıklayarak bu şekilde bu dergiye bir alarm kur seçeneğine sahipsiniz. İşte içerikle ilgili ya da yayınlanan makalelerle ilgili alarma sahip olmak istiyorum dediğiniz noktada bu alarmı kurup kaydedebilirsiniz ve sonra size bu dergide bir yenilik olduğunda mail gelecektir. Daha sonra buradaki About sekmesinde de bu dergiyle ilgili bilgiler yer almakta. İşte editör, künyesi, bu derginin amacı, kapsamı vesaire gibi. Search kısmında bu dergi kapsamında eğer aradığınız bir anahtar kelime varsa bunu bu kısma yazarak anahtar kelimenizi, bu sizin araştırma konunuz olabilir, temel aradığınız, üzerinde kafa yorduğunuz bir kelime grubu olabilir. Buraya yazarak bu dergide bununla ilgili bir yayın yapılmış mı, yapılmamış mı buna bakabilirsiniz. Aşağıya indiğimizde de editoryal bilgileri ve bu dergide yayınlanan, en son yayınlanan makaleleri sırasıyla bu dergide en çok atıf yapılan makaleleri, en çok bu dergide indirilen makaleleri ve yine son 90 günde, pardon son 3 yılda sosyal medyada özellikle diğer platformlarda en çok ilgi çeken en popüler makalelerin listesini görme imkanına sahipsiniz. Bu şekilde buradaki sekmelerden. Şimdi ben yine az önce bir kitap bölümü incelemesi yaptığımız gibi bir dergi makalesi incelemesi yapmak istiyorum ve buradan bu makaleyi açıyorum. Makaleyi açtığımda karşıma yine makalenin ismi, bu makalenin yazarı ve makalenin abstract dediğimiz özü karşımıza çıkıyor. Şu an hala yükleniyor ve tam sayfa yüklendi. Az önce söylediğim yazara tıkladığınızda onunla ilgili bilgiler çıkar. Tabii bu yazar o bilgileri ne kadar paylaştıysa çıkar. Mesela bu yazarın burada mail adresini görmüyoruz ama buradaki küçük bir CV'sini, özgeçmişini görebiliyoruz. Bu şekilde yazarla ilgili bilgileri görebildiğiniz bir kutucuk var burada. Sol tarafa baktığımızda yine bu makalede yer alan
ana başlıkların yer aldığı bir içindekiler kısmı var. Sağ tarafa geldiğimizde bu makalenin konusu neyse o konuyla ilgili diğer kaynakların yer aldığı bir tavsiye edilen makaleler kısmı var. Ve az önce kitap bölümünde söylemiştim hani bu kitap bölümüne atıf yapan kaynaklar olsaydı burada gözükecekti diye. Bu makale hani oldukça ilgi çeken bir makale olmuş sanırım. 17 farklı kaynak tarafından bu makaleye atıf yapılmış. Gördüğünüz üzere mesela hani bu da bir kaynağın ne kadar ses getirdiğini ya da kendi alanında ne kadar önemli olduğunu gösteren bir ölçüm sistemi. Burada mesela önceki yaptığımız örnekte bu sıfırdı. Hani hiçbir yayın o kitap bölümüne atıf yapmamıştı ama burada 17 farklı kaynağın bu yayına atıf yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da bir belirleyici bizim için. Aşağıya doğru indiğimizde makalenin kendisini görüyoruz. İşte figürler, tablolar, fotoğraflar vesaire ve son kısmında bu makalenin kullandığı referanslar var. Bu referanslar da şu açıdan önemli. Hem sizin bu konuyla ilgili bilgi açığınızı kapayacak referanslar bunlar tabii ki. Hem de her referansın altında bu kaynağın yer aldığı veri tabanı var. Mesela işte Google Scholar'da yer alıyor. Kimisinde de Scopus'ta yer aldığı yazıyor. Yine buradan bu bağlantı sekmesine tıklayarak buradan Scopus üzerinden bu kaynağı açıp yani makalenizin kullandığı referans kaynağını açıp Scopus üzerinde de bu diğer kaynakla ilgili araştırmanızı genişletebilirsiniz. Bu şekilde yukarı çıkıyorum. Şu üst kısımdan söylemeyi unutmayayım. PDF olarak bu kaynağı indirebilirsiniz. Bilgisayarınızda depolayabilirsiniz. Ve yine alt kısımda Add to Mendeley'i görüyorsunuz. Yine buna tıkladığınızda ya da şurada mesela bende Mendeley yüklü olduğu için direkt olarak ScienceDirect'teki bu kaynağı Mendeley'e aktarabiliyorum. Bu şekilde gidiyor. Ve burada da okumamı sürdürebiliyorum. Makale inceleme örneğine yönelik de söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Geri geliyorum. Bu da derginin ana sayfasıydı. Bunu da kapatıyorum ve tekrar başladığım noktaya Journals and Books'a tıklamıştım. Buraya gelmiştim. Burada çeşitli filtrelemeler yaparak bir kitap bölümü, dergi ve bir dergi makalesi incelemesinde bulundum. Şimdi ana sayfaya dönüyorum ve eğer bir anahtar kelimemiz, bir kelime öbeğimiz varsa bu kelimelere dair kaynakları nasıl bulabiliriz? Bunu göstermek istiyorum. Daha doğrusu bu konuyla ilgili bazı ipuçları göstermek istiyorum. Ana sayfaya geldik. Anahtar kelime aramamızı şu kutucuğa basarak yapabiliriz. Eğer bir yazarın kaynaklarını arıyorsak, yazarın ismini bu kutucuğa yazabiliriz. Bir dergi ya da kitap başlığı biliyorsak ve o şekilde bir arama yapmak istiyorsak da onu buraya yazabiliriz. Ama ben size burada gelişmiş aramalar seçeneğinden bazı ipuçları göstermek istiyorum ve buraya tıklıyorum. Gelişmiş aramaya tıkladığımda karşıma çeşitli küçük küçük kutucuklar çıkıyor. Şurada da tüm alanları göster seçeneği var. Buna da basıp burayı genişletiyorum size hepsini gösterebilmek için. Şu an kullanmayacağım hepsini. Yani bir aramayı filtrelemek için ne kadar çok seçenek var. Şu an bunu görüyoruz. Şimdi buraya ben bir anahtar kelime yazayım. Mesela mühendislik alanından bir örnek yapalım. Ve mesela
Dizel engine yazıyorum buraya ve direkt search'e tıklıyorum. Bu aramayı yaptığımda karşıma burada 77 bin küsür sonuç çıkıyor. Şimdi bu Dizel Engine kelime grubuyla ilgili bir araştırma yapmak için çok fazla ve çok sağlıksız bir sonuç. Dolayısıyla ben bir şey yapmam gerekiyor. O da şu. Şimdi ben bu Dizel Engine'i tırnak içinde yazmadığım noktada SiteDirect karşıma benim hem Dizel hem Engine hem de Dizel Engine kelime grubunu içeren tüm kaynakları çıkartıyor. Ama benim istediğim bu iki kelimeyi bir arada görmek. O yüzden bunu tırnak içine alıp tekrar bir arama yapıyorum. Ve gördüğünüz üzere 77 bin sonuç 48 bin sonuca indi. Ama bu hala çok fazla tabii ki 48 bin kaynağın incelenmesi mümkün olmayacağı için daha da bu araştırmayı filtrelemek için neler yapabiliriz? Mesela sol taraftan araştırmanızı yapmak istediğiniz belirli bir dönem varsa bunu yıl bazında bu aralığı seçebilirsiniz sol taraftan. Görmek istediğiniz bir kaynak tipi varsa, mesela bu bir kitap bölümü olabilir, ansiklopedik bilgi olabilir, bir araştırma makalesi olabilir ya da bir görüş bildiren makale olabilir. Bunu seçebilirsiniz. Aramak istediğiniz kaynağın başlığında özellikle geçmesini istediğiniz bir kelime varsa buradan onu seçebilirsiniz. Ki çok fazla bu kelimeler. Ya da en önemlisi araştırma alanınızı seçebilirsiniz. Yani işte dizel motor kelime grubunu enerji alanında mı arıyorum yoksa mühendislik alanında mı arıyorum? Buradan filtreleme yaparak sonuçlarınızı daha da daraltabilirsiniz. Bunun dışında eğer sizin hali hazırda çok spesifik olarak araştırdığınız bir alan, bir konu varsa bu Advanced Search kısmında az önce size gösterdiğim kutucukları da kullanabilirsiniz. Mesela nasıl? Yine genişlettim. Bütün kutucukları size gösteriyorum. Buradan Dizel Engine yazdım. Mesela burada bana işte bir başlık ya da başka bir anahtar kelimeyi yazmama izin veren bir kutucuk var. Mesela ben buraya performans yazmak istiyorum. Ve tekrar arama yapıyorum. Ve karşıma 10 bin sonuç çıktı. Az önce 48 bindi. Daha da araştırmam darsa ve neyi aradığımı iyi biliyorsam, mesela daha ne yazabilirim? Buraya author affiliation kısmına kurum ismi veya ülke ismi yazarak bu araştırmayı daha da daraltabilirsiniz. Mesela sadece Almanya menşeli yayınları görmek istiyorum dedim. Ve 307 sonuç çıktı. Bu tabii ki buradaki kaynakları incelemem için iyi bir sayı. Buradan yine soldaki yıl, alan, anahtar kelime, yayın türü soldaki, şu sol taraftayım, filtreleri kullanarak daha da daraltıp araştırmamı sürdürebilirim. Burada göstermek istediğim bir şey var. O da şu. Yine arama alarmı kurma. Şimdi ben buraya bir sürü şey yazdım. İşte Dizel Engine yazdım, tırnak içine aldım. İkinci bir anahtar kelime ekledim, performans dedim. İşte sadece Almanya menşeli yayınları görmek istiyorum dedim vesaire. Girip de bu aramayı bu şekilde her gün yapmak yerine bu aramaya bir alarm kurarak, bu aramaya bir isim vererek bu aramayla ilgili bu 307 kaynak dışında yeni bir yayın ScienceDirect'te yüklendiğinde bundan haberdar olmak için bu alarmı kurabilirsiniz. Buradan da alarmın size gelme sıklığını haftalık ya da yıllık olarak seçebilirsiniz. Dolayısıyla yine bu da size önemli derecede zaman kazandıran çok güzel bir yardımcı. Alarm kurma, arama alarmı kurma. Buradan çıkıyorum. Karşımıza çıkan yayınlar bu şekilde. 307 yayın.
Her yayının yanında bir küçük kutucuk var. İncelemenizi yaptıktan sonra bu küçük kutuculara tıklayarak isterseniz bu kaynakları indirebilirsiniz veya bu formatlarda export edebilirsiniz. Her bir yayını hızlıca incelemek için yayınların içine girmeden buradaki abstract'e tıklayarak bu yayın neyi anlatıyor, neyi içeriyor bunu görebilirsiniz. Ya da tek tek yine yayınları bu şekilde export edebilirsiniz. Bu şekilde her türlü kaynak burada yayınlanmış durumda. Burada bu ekranda çıkan yayının içine girdiğimizde ise az önce mesela bir dergi makalesi incelemesi yapmıştık. Yine bu aynı sayfa çıkıyor. Ortada yayının işte başlığı, ana başlıklar, highlightlar, altta özü, aşağıda anahtar kelimeleri yüklenmesini bekliyorum. Evet. Sağda tavsiye edilen makaleler, bu makalenin konusuyla ilgili makaleler ve sol tarafta bu makalenin ana başlıklarını içeren bir içindekiler kısmı ile hemen altında figürler ve tabloların listesi yer alıyor. Ve yine burada da her yayında olduğu gibi burada da Mendeley'e ekle, Add to Mendeley seçeneği mevcut. Kapatıyorum bu kısmı. Şimdi mesela bir başka örnek yapmak gerekirse anahtar kelimeyle arama yapmaya ilişkin. Yine şu Advanced Search kısmına geliyorum. Mesela çok daha geniş bir arama yapalım. Mesela örneğin kronik hastalıklar yazdım. Arıyorum. Bir bağlantı hatası oldu sanırım. Tekrar giriyorum. Araya basıyorum. Ve karşıma 1 milyon 600 bin küsür sonuç çıkıyor. Hemen tırnak içine alıyorum. Hani size bu farkı göstermek için tekrar yaptım bu şekilde. Tırnak içine aldığımda 1 milyon 600 bin sonuç 198 bine indi. İşte daha da daraltmak için konuyu, örneğin bu sefer buraya mesela iki kelime yazalım. Mesela hem diyabet ve genç kelimelerinin bir arada olduğu yayınları göstersin bize Science Direct. Search'e basıyorum. Ve gördüğünüz üzere ne kadar dar bir sonuç çıktı. Çünkü çok fazla anahtar kelime kullandım ve karşıma 18 sonuç çıktı. Bu şekilde yine buradan istediğiniz gibi inceleme veya indirme seçeneklerini sağlayabilirsiniz. Ana sayfaya dönüyorum. Sunumumuz yaklaşık 40 dakika sürdü. Şimdi soru var mı? O kısma bakacağım. Sorusu olan varsa alayım. Cahit Bağcı Bey elini kaldırmış. Hello to talk dedim. Buyurun.
Başlangıçta denemek için kaldırmıştım. Herhangi bir sorun yok. Ha, tamamdır, peki. Başka bir sorusu olan varsa bekliyorum. Yoksa bu arada ben şunu söyleyeyim. Şu chat kısmını açabilirsem. Buradan bu eğitimimizle ilgili bir sertifika kodu paylaşmak istiyorum sizinle. Bir de gerçi ekrandan da görebilirsiniz. Ekranda da paylaşıyorum. Şurada etkinlik sayfası ve sertifika kodu var. Bir de Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi bu eğitimin değerlendirilmesiyle ilgili sizlerden bir anket rica ederler. Onun da linkini paylaşıyorum. Will cover araştırabilir misiniz diye bir soru gelmiş bir arkadaşımızdan. Araştıralım. Zaten birkaç dakika bekleyeceğim sorulacak sorular için. Özellikle Yakup Bey bir şey görmek istediğiniz bir şey varsa onu da yapabiliriz. Ne demek olduğunu bilmesem de will cover araştırmasını yapıyorum. Evet, yüklenmesini bekliyorum. E, 86 bin sonuç çıktı. Tabii dediğim gibi bu çok fazla. Ben yine tırnağı alayım. Unuttum tırnak yapmayı. 435 sonuç çıktı. Bunu kendi araştırma alanınıza göre ekstra bir anahtar kelimeniz varsa onu bu Advanced Search kısmında gösterdiğim yere yazarak veya soldaki filtrelerden 435 kaynağı daraltabilirsiniz. Bir sonuç çıktı, yani sonucu görmek istediyseniz. Başka sorusu olan var mı? Bir dakika daha bekleyeyim. Yoksa eğer şimdiden seminerimize katıldığınız için ve bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sakarya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Şurada chat kısmında da sertifika kodu ve anketin linkleri var. Rica ederim. Sertifika linki aktive edilmemiş olabilir. Biraz sonra bir 5-10 dakika içinde aktive olur. O zaman sertifikayı alabilirsiniz. Bu Yakup arkadaşımızın söylediği, hocam enjeksiyon ile nasıl basılıyor onu öğrenmek istiyorum da şeyini anlamadım. Çünkü teknik bir şey sanırım. Şuraya da yine chat kısmına mail adresimi yazıyorum. Buradan yine sorularınız olursa iletebilirsiniz bu araştırma konusunda sıkıntıya düştüğünüz noktada. Dersin kaydını evet kütüphanenize ileteceğiz. Şu an zaten kayıt altında ulaşılabilecek sanırım. Rica ederim. Çok teşekkürler bizleri dinlediğiniz için. Oturumu sonlandırıyorum. İyi çalışmalar dilerim herkese. Evet, bir YouTube kanalında yayınlanacak, gönderildi. Buradan da takip edebilirsiniz.